Değerli izleyenler, Magazin 8'den herkese merhaba. Birbirinden özel söyleşiler, tatil yörelerinden rengarenk görüntüler ve magazin gündemine dair sıcak haberlerle karşınızdayız. Ve programa Ege'nin incisi Çeşme'den renkli görüntülerle başlıyoruz. Kırana, bir sor be gönül koyana. Merhaba Magazin 8. Çeşme plajlarında hareket dinmiyor. Bir haftalık Çeşme tatili ne kadara mal oluyor? Fiyatları pahalı canım. Bütçeyi de ona göre ayırdık ama. Bu plajlarda ne yenilir ne içilir? Bir an bile dinmeyen rüzgarın kavurucu sıcağın etkilerini azalttığı Çeşme sahillerindeyiz. Ablaları minik bir kıza yüzme öğretmeye çalışıyor ama deniz biraz dalgalı. Küçük kız korkudan ablalarının dibinden bile ayrılmıyor suda. Bu iki küçük kızsa daha kolay bir yol seçmişler. Hem simit takmışlar hem de bu hayatta onları her şeyden koruyabilecek tek insanın annelerinin ellerini sıkı sıkı tutarak girmişler denize. Çeşme sahilleri podyumları aratmıyor. Rengarenk bikiniler, mayolar, içinde genç kızlar tertemiz suların keyfini çıkarıyor. Ama su biraz soğuk sanki. Su süperdi ama çok soğuk. Türkçe biraz kırık. Nereden geliyorsun? Doğru, Hollanda'dan geliyoruz. Hollanda'dan. Evet. Ne zaman geldin? Bir hafta oluyor. Bir hafta. Evet. Ne kadar daha kaldın? Daha 3 hafta kalacağım. Deniz güzel, hava güzel ama maliyet de güzel anlaşılan. Burası çok pahalı. Ya 5000 kişi başa getirmelisin. Çünkü günde... Bir haftadır buradasın, 3 haftada yani bir aya 5000 lira anca yeter. Aynen, aynen. Bir yanda tavla oynayanlar, bir yanda güneş banyosu yapanlar. Güzel, iyi geçiyor, yeni geldik. Nereden geldin? Almanya'dan, Köln'den geldik. Süper, ne kadar kaldın? Bir hafta kalmayı düşünüyoruz. Ondan sonra devam edeceğiz tatilimize. Ta Almanya'dan kalkıp tatil için Çeşme'ye gelmişler. Üstelik pek çok kişinin aksine bütçeyi sarsmayacak şekilde bir tura katılmışlar. Valla ne kadar verdik şu an bilmiyorum tam olarak ama 300-400 euro civarı herhalde. Sadece ama konaklama ücreti herhalde. Uçuş da olması lazım içerisinde, yanılmıyorsam. Uygun mu? Hepsi toplanmış, o yüzden hani ayrı ayrı bilmiyorum ne kadar olduğunu. Plajdaki gençlerin çoğu öğrenci. Harçlıklarını bitirmeden tatili tamamlamak için kendilerince önlemler bile almışlar. Ilıca plajına gelirseniz çok pahalı değil ama o beach club'lar falan çok pahalı oldu. Onlara sadece böyle arada misafir gelince veya işte hafta sonu falan gidiyoruz. O zaman çok pahalı olmuyor. Öğrenci olmayanlarsa 20 günde maaşı bırakmış Çeşme'de. Çünkü ipin ucu bir kaçtı mı tekrar yakalamak zor oluyormuş. Fiyatları pahalı canım. Bütçeyi de ona göre ayırdık ama. 20 günde yaklaşık oteli saymasak, uçağı saymasak 2000-2500 euromuz gider yani. Euro sadece dışarıda gidecek. Konaklamayla ne yapıyoruz? Konaklama derken? Konaklama, otellerle falan. Otellerle falan yaklaşık bir 5000 euro gider uçakla beraber, bayağı otelle beraber. Zaten. Aynen. Beachlerde müzik son ses, eğlence tam gaz. Peki tatilcilerin favori şarkıları neler? Normalde Bangır Bangır'ı çok dinliyorum. Tabii ki Hadise, Murat Boz. Serdar Ortaç dinliyorum. Demet Akalın ve Hadise dinliyorum. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Serin suların tadını sadece tatilciler değil, sadık dostları da çıkarıyor. Güneş, kum, deniz üçlüsü malum çok acıktırır. Plajda imdada yetişenler tabii ki midyeciler. Öyle bir tane iki tane değil, poşetle alıyor karnı acıkanlar. Mardinli midyeci poşet poşet midyeleri sattı ama halinden pek memnun değildi yine de. Vallahi bu sene çok şey abi ya, düşük. Çeşme İzmir arası tam 87 kilometre. Mardinli midyeci her gün bu yolu gidip gelerek plajlarda midye satıyor. İzmir'de kalıyorum, Meşrebaşı'da. Ev falan mı tutuyorsun? Nasıl? Evet, ev tutuyorum. Kolay, ucuz mu konaklama, nasıl olur? Ucuz orada ya, buraya göre çok ucuz. Sıcaktan şekeri düşenlerin ilk tercihi tabii ki kıtır kıtır kağıt helvalar. Ama midyeciler gibi kağıt helva satanlar da
istedikleri satış rakamlarına ulaşamamaktan şikayetçi. Donluk oranı biraz düştü tabii ama gene de çok şükür. Allah bereket versin. Deniz kenarı çocuklarla dolu. Hayaller kumdan kalelere dönüşüyor. Minik eller saatler boyu ıslak kuma şekil vermeye çalışıyor. Tabii ki kumla oynayanlar sadece çocuklar değil. Büyüklerin de oyuncaklarından biri kum. Ama onlar kale yapmak yerine sanat yapıyor. Bazıları da sudan çıkmıyor. Ama oyuncaklarından da vazgeçmiyor. Tıpkı bu minik gibi.